Savaş nasıl? O babamın hasta bakıcısı değil mi? Niye getirdiler? Bilmiyorum. Numarası çıkmıştı, ondan çağırmışlardır. Her numarası çıkanı getiriyorlar mı? Sadece ondan değil. Bilmiyorum ama öğreniriz. Tamam. Sen ne demiştin inşaatın orada? Ne sormuştun noktaya? Meryem. Babamın ölümünden de Oktay mı sorumlu? Bu demek mi bu? Bilmiyoruz. Öğrenmeden bir şey söyleyemeyiz. Meryem sakin ol sen. Şimdi anlarız neymiş ne değilmiş. Başsavcının dosyası didik didik sorgulayacaklar. Kim giriyor sorguya? Telefonunda da savcının numarası var. Bu ne diyorsun? Doğru, numaram var. Savcı Bey iyi bakılsın istiyordu. Zaten Savcı Bey yatırmıştı hastaneye ilk onu. He. Ölümüyle alakası yok diyorsun yani. Ben bilmiyorum dedim. Benim ilgisi bu kadar. Nasıl bu kadar ya? En son sen kalmışsın. Öyle söylemiş kızı. Adam senin sorumluluğundayken ölmüş. Ben dedim ona. Göz kulak ol dedim. Olmamış. Tekerlekli sandalye alıp geliyorum. Yanında kal dedim. Kalmamış. Benim suçum ne? Yalan söylüyor. Yalvardım kalsın diye. Beni tekerlekli sandalye bulmaya da o gönderdi. Beni tek başıma bıraktı. Sonra da zaten kapı kilitlendi. Bu kadar mı? Bu kadar mı soracak? Nereye? Bitti mi sorgu? Sen benim sorgumu mu dinliyorsun ya? Sen gidebilirsin. Sorguda soru sorulur. Seninkine ifade almak bile denmez. Bir şey bilmiyorum diyor adam. Duymadın mı? Hani dinlediğine göre duymuş olman lazım. Sen de inandın. Yoksa inanmak mı istedin? Kaç yıldır polissin sen? Benden de fazlasın be. Yazık. İfadesini böyle imzalasın, sonra serbest bırakın. Burcu komiseri de dışarı çıkarın. Zaten uzaklaştırması var. Bir de ihtar falan almasın. Savaş! Nasıl öldüğünü anlatacaksın! Ben bir şey bilmiyorum. Savaş bırak adamı, saçmalama! Oktay Şahin mi öldürdü Arif Akça'yı? Söyle! Söyle! Söyle dedim sana. Bu benim acım. Ben konuşacağım. Yüzüme bak. Yüzüne bak. Ben daha küçücükken annemi kaybettim. Bunu bana acı diye söylemiyorum. Babam benim tek yakınımdı. Bil diye söylüyorum. Başın sağ olsun. Babam tek başına büyüttü beni. Sonra başına gelenler. Felç geçirmesi. Hepsi benim yüzümden oldu. Sonra o merkez girdi hayatımıza. O zaman dedim ki... bir gün belki yine her şey eskisi gibi olur. Bunlar ne ilgisi var Meryem Hanım? Yani... Olmadı. Babam çıkamadı oradan. Ben de böyle yapayalnız kaldım. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını biliyorum ben. Ben bir şey diyemem size. Ben de bir sırrın yükünü taşıdım. Çok uzun zaman.
insana neler yaptığını biliyorum. Eminim her gece defalarca kendinize sormuşsunuzdur. Eminim binlerce kez bana söylemek istemişsinizdir. Söylemek acıyı dindirmiyor. Ama yükü hafifletiyor biraz. Ben de yaptım bu hatayı. Bir katili korumanın, saklamanın katil olmaktan hiçbir farkı yok. Bunu bana katilini koruduğum kadının annesi söyledi. Şimdi ben de sana söylüyorum. Çünkü doğru. Öyle hissediyor insan. Birini öldürmüş gibi. Ben de Arif'i çok severdim. Hiç sızlanmazdı. Hiç hoşlanmazdı. Allah razı olsun onun. O zaman onun hatırı için. Bunu çok görme bana. Herkes sevdiği insanın bu dünyadan nasıl gittiğini bilmek ister. Çünkü içi hep acır. Onu yalnız bıraktığı için. En zor anında yanında olamadığı için. En azından ne hissettiğini bilmek ister. Lütfen. Meryem Hanım. Ben size çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Bana sadece konuşacağını söylemiştin. Arka kapıyı ondan açtım. Sonra seni de öldürürüm dedi bana. Benim çoluğum çocuğum var. Bir şey diyemedim. Adam savcı nasıl olsa. Çok üzgünüm. Bunu da mı yaptı? Babamı... Oktay mı öldürdü? Alın bunu içeri götür. İfadesini bu şekilde değiştirip imzalasın. Meryem, bir şey yapalım sana. Bir su falan bir şey. Babamı ben öldürdüm.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.